İyi akşamlar. Hocam maçla ilgili görüşler. Evet, öncelikle ilk yarı muazzam kötü bir ilk yarı oynadık. Belki de benim teknik adamlığımdaki en kötü 45 dakikalardan bir tanesiydi belki de. Ne ön alan baskısında, ne kaybettiğimiz toplar sonrasındaki karşı baskıda, ne de geriden oyun kurmada. Özellikle 2 haftadır alan yaratmamıza rağmen birebir gelen rakiplere karşı oradaki o karar mekanizmasını işletmeye bir türlü alamıyoruz. Yani idmanda çıkardığımız opsiyonları maça taşıyamıyoruz. O maç stresini bazı oyuncularımızın kaldıramadığını gördüm. O bizi biraz yıprattı ilk yarı açıkçası. Takımın boyu çok uzadı. Attığımız uzun toplardan sonra, gereksiz toplardan sonra ve ilk yarı bayağı efor harcadık. Yorulduk. İlk yarı bir hamle yaptık. Devre arasında bir hamle yaptık. Ve oyun tekrardan bize geri geldi. İkinci yarı yani maçı tamamen domine ettik. İyi pozisyonlara girdiğimizi düşünüyorum. 2-2'yi beklerken maalesef çok gereksiz bir üçüncü gol yedik geçişten. Ona rağmen oyuncuların bırakmadı. Onları tebrik ediyorum bu konuda. 3-2'yi bulduk ve son dakika beraberlik şansı da aslında 3 puan gibi bir motivasyon olabilirdi bize bu kadar geriye düştükten sonra ve ilk yarısını bu kadar kötü oynadığımız bir maçta penaltı pozisyonuyla maçı bitirebilirdik. Maalesef kaçırdık. Yapabilecek bir şey yok. Kafamızı kaldırıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Şimdi önümüzde tekrardan çok önemli bir Gaziantep maçı var. Oraya konsantre olacağız. Evimizde ilk defa sanırım ben geldikten sonra bir Anadolu takımına kaybettik, değil mi? Evet hocam. Yanılmıyorum. O yüzden bizim için biraz üzücü oldu. Bizim üzüldüğümüz daha çok skordan ziyade ilk yarıdaki performans. Ama tekrardan geriye kalkabilecek, ayağa kalkabilecek gücümüz var. Bazı eksiklerimiz var işte orijinal bek konusunda Lima cezalıydı. Duarte sakat. Fazla alternatifimiz de yoktu. Bugün Kemen'le ve Dibua ile oynadık. Onlar biraz bizi yıprattı açıkçası ama oyuncularım tekrardan geri gelebilecek kapasiteye sahip. Kafayı kaldırıp yolumuza devam edeceğiz. Nazım Bey. İstiklal Gazetesi'nin Nazım Kırklareli. Merhabalar. Öncelikle geçmiş olsun. Teşekkürler. Hocam ilk yarıda ve ikinci yarıda bambaşka bir Başakşehir vardı. İlk yarıda kötü, ikinci yarıda çok iyi ama bunun temel sebebi sizce neydi? İkinci sorum da maçın sonlarına doğru o penaltı pozisyonunda rakip teknik direktör Burak Yılmaz'la bir temaslar oldu. Böyle bir görüşme şey oldu ama Evet. orada tam olarak isyan, itiraz mı vardı? Bir diyalog oldu galiba ama. Evet, önce ikinci soruyla başlayayım. O pozisyon penaltı pozisyonunda değildi, başka bir pozisyondaydı diye hatırlıyorum. Evet, ya da bilmiyorum, tam hatırlamıyorum. Penaltı pozisyonu değildi ama orada Burak Hoca herhalde kulübeden bizim bir oyuncuya bir şey söyledi. Tabii bizim de kulübe bizim mahremiyet alanımız. Benim ne oyuncularıma ne de yardımcı antrenörlerime, ekibime kimse kenardan konuşamaz. Ben de o ekibin lideri olarak yapmam gerekeni yaptım. Onları korumaya çalıştım. Olay kapandı. Az önce de zaten görüştük. Birbirimize başarılar diledik. Bunlar maç tansiyonunda, atmosferinde olan şeyler. Problem yok. Çok büyütecek bir durum yok. Sebeplere gelince dediğim gibi ilk yarı ön alan baskısını kötü yaptık. Topu kaybettikten sonraki baskıyı, karşı presi kötü yaptık. Ve en kötüsü geriden oyun kurmayı çok kötü yaptık. Rakip birebir geldiğinde hem bazı önemli oyuncularımızın inisiyatif alması gerekiyor, hem de yarattığımız opsiyonları aslında kendi ceza sahamızla rakip orta saha çizgisinin arasında büyük bir boşluk yarattık. Bunu Galatasaray maçında da yarattık bence. Ve oraya o topu yere sektirip veya oyuncunun direkt üzerine buluşturamadık. Piyo'yu ne zaman bulduysak Piyontek'i aslında çok iyi servisler yaptı. Önüne kırılarak rakibin presini kırdık ama çoğu zaman da bunu yapamadık. Bunun sebebinde de rakibin boyu, şey oyunun boyu çok uzadı bizim adımıza. Ve bir tanesi presten kaybettiğimiz, bir tanesi de çok basit kaybettiğimiz topla 2 tane gol yedik. Sebepler bunlar. Hilmi Bey. Evet, Piontek ligde iyi ve kritik penaltılar attı. Orada bize özellikle Sivas maçında ayakta tuttu ve maçı kazanmamızı sağladı. Penaltı kaçar evet ama ben çok
penaltı konusunda üst üste kaçıran asabetten bir tarzım yok. Yani o yüzden o konuda orada yeni bir arayışa gideceğim. Aslında iyi atan oyuncularımız da var. Mesela Opoku iyi penaltı atıyor. Zaten o Piontek'e sordu. Piontek zaten bizim birinci penaltıcımız. Ama tabii iki tane üst üste penaltı kaçırmak çok kaldırabileceğimiz bir şey değil yani açıkçası. İyi akşamlar.